Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda koligatif özellikleri işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Koligatif özellik. Bir çözeltide çözden maddenin cinsine bağlı olmayıp derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. Bunlar nedir arkadaşlar? Buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma sıcaklığı düşmesi ve ozmotik basınçtır. Buhar basıncı düşmesinden başlayalım. Buhar basıncı düşmesi yani Raoult yasası şunu der. Saf suda uçucu olmayan katı bir madde, örneğin tuz ya da şeker gibi çözülürse buhar basıncı düşer. Oluşan çözeltinin buhar basıncı suyun buhar basıncı ile mol kesirinin çarpımına eşittir. Arkadaşlar mol kesiri suyun molü yani en su bölü en toplam şeklinde hesaplanır. Suyun buhar basıncı genellikle sorularda verilir. Yani hangi sıcaklıktaysa. Buradan çözeltinin buhar basıncı hesaplanır. Eğer ki sıvı sıvı bir çözelti ise arkadaşlar her iki sıvının ayrı ayrı buhar basınçları çarpı mol kesirleri şeklinden formülünden hesaplanabilir. Hemen örnek bir sorumuza bakalım. 5.6 mol suda 0.4 mol glikoz çözülerek hazırlanan çözeltinin 25 derecelik buhar basıncı nedir? P çözelti eşittir. P su çarpı x su şeklinde hemen x suyu bulalım. Arkadaşlar x su x'in molü bölü toplam mol. Suyun molü 5.6. Glikozun molü ise 0.4 toplam 6 mol eder. Hemen bunu getirip bir yerine koyalım. P suda 24 milimetre civa vermiş. 24 çarpı 5.6 bölü 6'dan. Şuradan sadeleştirirsek arkadaşlar 1, 4, 4 çarpı 5.6 bu da 22.4 milimetre civa eder. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz. Aynı sıcaklıkta bulunan yukarıdaki sıvıların buhar basınçları hangi seçenekte doğru kıyaslanmıştır? Şimdi arkadaşlar baktığımızda alkolü suyun kaynama noktası ile ters orantılı. O şey düşünebilirsiniz. Kaynama noktası düşük dolayısıyla buhar basıncı yüksek normal şartlarda. Suyunki 100 derece o zaman suyun buhar basıncı alkolünden daha yüksek, daha düşüktür. Tuz su ise 100'ün üzerindeki bir sıcaklıkta kaynar. Tabi içerisindeki çözüm tuz miktarına göre o sıcaklık değişebilir. Yani 100'ün üstü. 100'den büyük. Şimdi baktığımız zaman yani kaynama noktası arkadaşlar 100'den büyük olacak. Şimdi kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. Dolayısıyla alkolün buhar basıncı en fazla sonra su gelir sonra tuzlu su gelir. Yani 2 büyüktür 3 o da büyüktür 1. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Başka bir sorumuz. 40 derecede 3 mol suda 2 mol etil alkol çözülerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır? Şimdi arkadaşlar 2 ayrı sıvı var. Alkol ve su var burada. O halde 2 tane mol kesri lazım. Bize hem alkol hem suyun. Buhar basıncı da zaten verilmiş arkadaşlar. Hemen formülümüzü yazıyoruz. P çözelti eşittir. Su için hesaplarsak suyun buhar basıncı 55 verilmiş. 55 çarpı x su nedir? 3 bölü toplam mol ise 5'tir. 3 bölü 5 artı şimdi metil alkolünkine bakıyorum. Metil alkolün buhar basıncı 270 verilmiş. 270 çarpı x metil alkol yani metil alkolün mol kesri 2 bölü toplam mol ise 5'tir. Buradan sadeleştirme yapalım. 5 55 11 33 buradan geliyor. Şuradan da 275 sadeleştirsek 54 54 çarpı 2 108. Buradan arkadaşlar sonuç 141 milimetre civa çıkar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Şimdi başka bir sorumuz. 4 mol su için sabit sıcaklıkta X maddesi çözdüğümüzde oluşan karışım buhar basıncı 16 milimetre civa olmaktadır. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şunu şöyle küçültelim. Şimdi arkadaşlar buhar basıncı karışım buhar basıncı 16 milimetre civa bir madde çözüldüğünde. Normalde saf suyun buhar basıncı bu sıcaklıkta ne verilmiş? 20 milimetre civa verilmiş. Yani basınç düşmüş. Basınç düşmüş arkadaşlar katı bir maddenin çözülmesi lazım. O halde seçeneklerde sıvı olan seçenekleri eliyoruz. Peki ne kadar katı madde çözülmüştür? Onu da formülden bulacağız. Formülümüz P çözelti. Şuraya yazayım hatta. P çözelti eşittir. Burada P su çarpı X su. Şimdi çözülen madde katı olduğu için onun buhar basıncı dolayısıyla olmayacaktır. Buradan da yani çözülen katı maddesine X A mol diyelim.
İşlemlerimizi yapalım. Şimdi çözeltinin buhar basıncı 16 verilmiş. 16 eşittir. P su ne kadar verilmiş? 20. Burada x su suyun miktarı 4 mol su denmiş arkadaşlar. 4 bölü 4 artı ne kadar madde çözmüş bilmiyoruz. A. Buradan da bu maddenin molünü bulacağız. Sadeleştirmeleri yapalım. Şöyle 1, şurası 4'tür. Şuna da şunun sadeleştir 5. Yani şuradan ulaşacağım sonuç 4 artı eşittir 5. A eşittir arkadaşlar 1 mol. Yani 1 mol katı madde olacak. Seçenekler zaten bir tane olmak zorunda 1 mol şeker ya da 1 mol tuz olabilirdi. Burada D seçeneği 1 mol şeker doğru cevabımız. Kaynama sıcaklığı yükselmesi. Burada ise arkadaşlar saf suda uçucu olmayan katı bir madde tuz veya şeker gibi çözülürse oluşan çözeltinin kaynama sıcaklığı saf çözünün kaynama sıcaklığından daha yüksek olur. Arkadaşlar normalde bakın saf su 100 derecede kaynarken tuzlu su 100 derecenin üzerinde kaynamaya başlar. Yani kaynamaya başlama sıcaklığı şudur. Buradan itibaren sıcaklık yine artıyor. Şu aralıkta arkadaşlar madde doymamıştır. Yani doymamış çözelti vardır elimizde. T2 sıcaklığında ise tuzlu su kaynamaya başlıyor. Burada çözelti doygun hale geldiği için artık kaynamaya başlıyor ve tuz dibe çöküyor. Doygun çözelti. Sıcaklık bakın T1'den itibaren artmaya devam ediyor. Yani daha doğrusu 100 dereceden itibaren artmaya devam ediyor. Burada katı bir madde çözüldüğü için. Şurası arkadaşlar kaynama noktası yükselmesidir. Şimdi kaynama noktası yükselmesini hesaplarken kullanacağımız formül şudur. KK çarpı I çarpı M. Burada KK kaynama noktası yükselme sabiti. Genellikle sorularda zaten verilir. I iyon sayısı. Bu moleküler bir iyonsa şeker ya da şeker gibi katı bir madde ise burada iyon sayısı 1 alınır. M ise arkadaşlar çözülen maddenin molalitesi. Hemen örnek sorularla pekiştirelim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kaynama noktası yükselmesi ölçülerek mol kütlesinin belirlenmesi işlemine ebriyoskopi denir. Bakalım örnek sorumuza. 500 gram suda 2 mol potasyum nitrat çözünmesiyle oluşan çözeltinin 1 atmosfer basınçta kaynama başlaması sıcaklığı kaç derecedir? Arkadaşlar bakın şuradaki iyon sayısı iyonlaştırırsak kaç tane iyon olduğunu görürüz. Potasyum artı nitrat eksi 2 tane iyon var. Hemen bakalım kaynama noktası yükselmesine. Kaynama başlaması sıcaklığı demiş. KK çarpı I çarpı molaliteydi. Burada KK sabiti 0.52 derece verilmiş. İyon 2 mol iyonumuz var çarpı 2. Molalite arkadaşlar hemen molaliteyi bulalım. Molalite eşittir 2 bölü 500 gram 0.5 kilogramdır. Yani mol bölü litreydi molalite hatırlayın. Mol bölü kilogramdı pardon. Buradan da arkadaşlar molalitemiz 4 çıkar. Şimdi çarpı 4. Buradan da 0.52 çarpı 8. Bu da arkadaşlar 4.16 eder. Yani 4.16 derece artacak. Suyun normalde kaynama başlama sıcaklığı 100 dereceydi. 104.16 derecede kaynayacak. Kaynamaya başlama sıcaklığı demiş çünkü. O yüzden 100'e ekleyeceğiz bunu. Başka bir sorumuz. Yukarıdaki tabloda iki farklı sulu çözeltinin aynı ortamda kaynama başlama sıcaklığı verilmiştir. Buna göre çözeltilerin bulunduğu ortamda suyun kaynama noktası kaç derecedir? Bilmiyoruz arkadaşlar. Suyun kaynama noktasına T diyelim. Suyun kaynama noktası T olsun. Şimdi öncelikle şuradaki iyon sayısını bulalım. Bakın bir şöyle iki tane iyon var. Burada ise arkadaşlar bakın 5 tane iyon var. Formülümüz neydi? Delta T. Delta T yani arkadaşlar son sıcaklık eksi suyun kaynama sıcaklığı. Yani şöyle diyelim burada son sıcaklık 101 derece. 101 eksi T diyebiliriz. Bu bizim aslında delta T'mizdir. Eşittir KK çarpı birincisi için yapıyorum arkadaşlar. Şurası 101. KK sabitini bilmiyoruz. İyon sayısı 2. Derişim de arkadaşlar 2'dir. 2 çarpı 2. Şimdi derişim zaten mol bölü kilogram olmuş. Evet. Şimdi ikinci durum için bakalım. 102 eksi T. Yine delta T'miz. Sonra 102 eksi T. KK çarpı iyon sayısı 5 çarpı derişim 5 çarpı 1. Arkadaşlar taraf tarafı oranlarsak işte çarpmaları için KK'lar gidecek. Yani 101 eksi T bölü 102 eksi T
eşittir 4 bölü 5. Buradan da içler dışlar yaparsak 501 t eksi 5 t eşittir 408 eksi 4 t. 5 t'yi bu tarafa atarsak sağ tarafa t eşittir arkadaşlar 97 derece çıkar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Şimdi başka bir sorumuz arkadaşlar. 400 gram suda 192 gram X2SO4 katısının çözünmesiyle oluşan çözeltinin 1 atmosfer basınçta kaynamaya başlaması şartta 103.12 derecedir. Buna göre X2SO4'ün mol kütlesi nedir? Arkadaşlar burada şu sıcaklık değeri bize aslında delta T'yi veriyor. 100'den çıkarırsak 3.12 eder. Delta T'miz elimizde var. Şimdi delta T eşittir KK çarpı İ çarpı M'ydi. 3.12 eşittir. KK sabitimiz 0.52. İyon sayımız arkadaşlar. Şunu iyonlaştırırsak bakın iyonlaştırmak doğru iyonlaştırmak önemli. Burada 2 tane X artı 3 var. Artı 3 tane SO4 eksi 2 var. Yani toplamda 5 mol iyon var. Çarpı iyon sayısı 5 çarpı molalite. Arkadaşlar burada molalite 1 nokta şunu şey yaparsak şöyle 0.52 3.12 şuna sadeleştirirsek 6 molalite 6 bölü 5 bu da arkadaşlar 1.2 molal çıkar. Şimdi molalite eşittir arkadaşlar M bölü V kilogramdı. 1.2 eşittir. Onu biz biliyoruz. Hacim 400 gram. Yani 0.4 kilogram. Buradan da molümüz 0.48 mol çıkar. N-M bölü MA'dan da arkadaşlar. N-M bölü MA'dan 0.48 eşittir. Kütle verilmiş 192. MA'sı arkadaşlar. Buradan işlem yaparsak 400 çıkar. Şimdi MA 400. Bu 400 X2 SO4. SO4 3'ün MA'sı arkadaşlar. Yani direkt bunun mol kütlesini istemiş. Yani X'i falan istememiş. Sonraki konumuz donma noktası alçalması. Saf suda uçucu olmayan bir katının çözünmesiyle oluşan çözeltinin donma sıcaklığı aynı basınçta çözünürlüğün donma noktasından daha düşüktür. Yani arkadaşlar saf suda katı bir madde çözdüğümüz zaman kaynama noktasını yükseltir, donma noktasını düşürür. Yani bu kaynama noktası ile donma noktası arasındaki o sıcaklık aralığını genişletiyor. Baktığımız zaman deminki grafiğin tam tersi. Normalde suyun donma noktası 0 derece. 0 derecenin daha düşük sıcaklıkta bakın donmaya başlıyor. Donuyor. Bu da tuzlu suyun grafiği. Daha sonra da sabit bir hal alıyor. Donma noktası sıcaklığı düşmesinin delta T ise arkadaşlar demin formülü aynı. Sadece burada dikkat edin eksi olacak. KD donma noktası alçalması. İ yine iyon sayısı. M molalite formülünden hesaplayacağız. Donma noktası sıcaklığının düşme ölçülerek mol kütlesinin belirlenmesi işlemi kriyoskopiydi. Kaynama noktası yükselmesinde ise ebriyoskopiydi arkadaşlar. Hemen örnek sorularımıza geçelim. 200 gram suda 1.2 mol sodyum klorür çözülerek hazırlanan çözeltinin 1 atmosfer basınçta donmaya başlama sıcaklığı kaç derecedir? Formülümüz neydi? Delta T eşittir. Eksi KD çarpı İ çarpı M'ydi arkadaşlar. KD'miz ne verilmiş? 1.86 eksi 1.86. İyon sayımız arkadaşlar sodyum klorürün sodyum artı ve klor eksi iyonları vardır. Yani 2 tane iyon vardır. Molalitesi 1.2 mol bölü hemen molalite eşittir M bölü V kilogramdan N'imiz 1.2 V kilogram 0.2 bu da arkadaşlar 6 molal çıkar. 6 yazalım. Buradan da delta T'miz arkadaşlar eksi 22.32 derece çıkar. Demek ki donma noktası eksi 22.32 dereceden itibaren donmaya başlıyor. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir büyüteyim şunu. Şimdi yandaki grafik bir miktar suda X, Y ve Z maddeleri çözerek hazırlanan 3 farklı çözeltinin donma sıcaklıklarının değişimine bağlı değişimi göstermektedir. Buna göre bu 3 madde aşağıdaki hangisinin
de doğru verilmiştir. Bakalım. Şimdi hepsi aynı sıcaklıkta donuyor. Baktığınız zaman derişimleri farklı. Demek ki bunların iyon sayılarında bir değişiklik var. Şimdi derişimleri farklıysa büyük çıkması lazım ama hepsinin aynı çıkıyorsa o zaman iyon sayısı, örneğin X'in derişimi en büyük, o zaman iyon sayısı en küçük olacak. Z'nin derişimi en küçük, o zaman iyon sayısı en fazla çıkacak. Ve birbirine dikkat edin, katları olacak. Hani 1, 2 ve 4 katı şeklinde olacak. Z'nin arkadaşlar derişimi en küçükse o halde iyon sayısı en fazla olacak diğerlerine nazaran. Örneğin şu seçene baktığın zaman bu olmaz. Burada Y2 daha büyük. Şuraya baksan olabilir. Buraya baktığın zaman seçen alüminyum iyon sayısı daha fazla. Yani Z'de iyon sayısı şu da olamaz. Daha fazla olacak. Yani örneğin B ya da A, D ya da A seçeneği olur. Şimdi X ile Y arasında ise iki katlık bir fark var. Yani burada X'in iyon sayısının Z'nin iyon sayısından iki kat daha aşağıda olması lazım. X'in iyon sayısının en fazla olması gerekir. Dolayısıyla Y'nin iyon sayısının ise en düşük olması gerekir. Şurada baktığımız zaman arkadaşlar bu da B seçeneği de olabilir. Burada Z'nin iyon sayısı 1 mol iyon alınır. B seçeneği de olabilir. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru cevap çıkar. Bakın burada alüminyum klorida 4 mol iyon var. Burada ise 2 mol iyon var. Burada ise şeker arkadaşlar 1 mol iyon. Moleküller çözüldüğü için 1 mol iyon kabul edilir. Derişim miktarlarıyla KK değerleri sabit olduğu için derişim miktarlarıyla çarpıldığında aynı sonucu verir bunlar. Dolayısıyla donmaya başlama sıcaklığı hepsinin aynı olur. O halde doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Başka bir sorumuz. 0.4 molar derişime sahip alüminyum klor çözeltisi -3.2 derecede donmaya başlamaktadır. Buna göre aynı sıcaklıkta 1.5 molar derişimli sodyum klor çözeltisinin kaç derecede donmaya başlar? Arkadaşlar bu da KK sabitini vermiş. Aslında onu bulmamız isteniyor. Yani delta T eşittir eksi KK çarpı pardon KD çarpı I çarpı M'ydi donma sabiti. Şimdi burada delta T vermiş -3.2 derece eşittir KD çarpı iyon sayısı arkadaşlar bakın alüminyum artı 3 1 mol alüminyum var. Aynı zamanda 3 mol klor var. Yani toplamda 4 mol iyon var. Çarpı 4 molalite nedir? 0.4. Buradan arkadaşlar KD'miz bizim 2 çıkar. KD'miz. KD 2 çıkarsa şimdi bunun için donmaya başlama sıcaklığını hesaplayabiliriz. Delta T'sini. KD çarpı iyon sayısı arkadaşlar 1, 2 mol iyon var. Çarpı 2 ve 1.5 molalmiş derişimde. Çarpı 1.5. Yani 4 çarpı 1.5 o da eksi 6 derece eder arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Başka bir sorumuz. Şunu şöyle küçülteyim. 4 kilogram sıda 208 gram XY tuzu çözülerek elde edilen çözeltinin deniz kenarındaki donmaya başlama sıcaklığı -7.4 dereceymiş. Buna göre XY tuzunun mol kütlesi nedir? Arkadaşlar burada molaliteye ulaşacağız formülümüzden. Delta T eşittir KD çarpı I çarpı M'ydi. Delta T'miz verilmiş -7.44 eşittir eksi KD'miz verilmiş 1.86 çarpı iyon sayısı arkadaşlar 2 mol iyon var burada X ve Y diye. Çarpı molaliteyi bilmiyoruz. Buradan da arkadaşlar molalite işlem yaparsak 2 molal çıkar. Molaliteyi bulduk. Şimdi molalite eşittir M bölü V kilogram alacağız. 2 eşittir molü bilmiyoruz. Hacim 4 kilogram. Dolayısıyla molümüz burada 8 mol çıkar. N eşittir M bölü MA'dan da arkadaşlar. N eşittir M bölü MA'dan da 8 eşittir. Kütlemiz kaç? 208 grammış. Bölü MA. Buradan da MA'mız arkadaşlar 28 208 bölü 8'den 4.46 pardon 26 çıkar arkadaşlar. 26 gram bölü mol. Şimdi arkadaşlar ozmotik basınç dördüncü koligatif özelliğimiz. Ozmotik basınç arkadaşlar birbirinden yarı geçirgen zar yardımıyla ayrılmış iki çözeltide seyretik olandan derişik olana doğrusu geçişine ozmoz denir.
Ozmotik basınçta kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası düşmesi gibi koligatif, yani değişime bağlı bir özelliktir. Ozmoz olayında çözücünün geçişine izin veren yarı geçirgen bir zar kullanılır. Arkadaşlar şurada bu yarı geçirgen zar. Şimdi A tarafı derişik arkadaşlar, B tarafı ise seyreltik çözelti. Burada seyreltik taraftan derişik tarafa doğru su geçiyor oluyor. Yani şu yarı geçirgen zar sadece su moleküllerinin geçişine izin verir ve bu şekilde bir denge sağlanmış olur. Ters ozmozda ise arkadaşlar derişik olan tarafa bu sefer piston yardımıyla bir basınç uygulandığı zaman saf suyun seyreltik tarafa geçişi söz konusu olur. Şekiller bunu ifade ediyor. Ters ozmozda tuzluzdan su eldesi ve su arıtma sistemlerinde kullanılan bir yöntemdir aslında. Şimdi yarı geçirgen zarla ayrılmış iki çözeltinin derişimi aynı ise bu çözeltileri izotonik çözelti. Çözeltilerin derişimi aynı değilse derişim yüksek olana, yani derişik olana hipertonik, derişim düşük olana, yani seyreltik olana ise hipotonik denir. Ağaçtan üst yapraklarına kadar suyun taşınma sebeplerinden biri de ozmozdur. Terleme ile su kaybeden yapraklar hipertonik hale geçer. Yani nedir arkadaşlar? Derişim yüksektir. Dolayısıyla derişim düşük olan taraftan köklerden yukarıya doğru su geçişi sağlanmış olur. Su derişimi dengelemek için gövde ve dallardan ozmotik basınç yardımıyla yapraklara su gidiyor bu sayede. Elektrik iletkenliği, iyonik olarak çözülen asit, baz ve tuzların sulu çözeltileri elektriği iletir. Bazı çözeltiler elektriği iletirken aynı zamanda elektroliz olurlar. Bu nedenle asit, baz ve tuz çözeltilerinin iletkenliği kimyasal bir değişimdir arkadaşlar. Bu önemli. Bu çözeltilerde elektrik iletkenliği koligatif, yani değişime bağlı olarak değişir. Bir çözeltinin elektrik iletkenliği I çarpı M, yani iyon sayısı çarpı molalite değeri ile doğru orantılıdır. Bir çözeltide I çarpı M değeri arttıkça kaynama noktası ve iletkenlik artar. Eğer tabi elektriği iletiyorsa, donma noktası ve buhar basıncı ise düşer. Şimdi ozmozla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Yukarıdaki sistem hakkında verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Normal basınç için bu taraf temiz su, şu taraf kirli tuzlu su. Normal basınçta tuzlu suyun olduğu bölümde hacim artışı gözlenir. Bu taraf seyreltik, bu taraf derişik arkadaşlar. Tuzlu tarafı derişik, bu taraf seyreltik, derişik. Ne olacak? Buradan buraya bu zardan su geçişi olacak ki tuzlu suyun derişimi azalsın. Doğrudur. Piston üzerine yeterince basınç uygulanırsa temiz suyun olduğu bölümde hacim artışı olur. Buraya bakın, basınç uygularsanız arkadaşlar tuzdan saf su, temiz su elde edilebilir basınçla. Sadece su geçişi söz konusu olduğu için zardan temiz su tarafına su geçişi olacaktır. Bu da doğru. Buna da ters ozmoz diyoruz aynı zamanda. Temiz su yerine aşağıdaki kaptan daha düşük derişimli tuzlu su olsaydı ozmoz gerçekleşmezdi. Bu arkadaşlar yanlış. Yine sağ taraf daha derişik olacağı için her türlü yine su geçişi olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Başka bir sorumuz. 0.4 molar 200 miktar sodyum klorür çözeltisi üzerine aşağıdaki çözeltilerden hangisi eklenirse karışımın kaynama noktası sodyum klorür çözeltisinde büyük olduğu halde elektrik iletkenliği daha düşük olur. Arkadaşlar hangisini eklersek ekleyelim, her türlü iyon sayısı artacağı için kaynama noktası yükselecektir. Yalnız bunlardan birinin elektrik iletkenliği olmasın ki iletkenlik azalsın. Yani burada iyonik bağlı bileşik sodyum klorür, alüminyum klorür iyonik bağlı bileşik, yine sodyum klorür, yine sodyum klorür iyonik bağlı bileşik, her türlü ortamdaki iyon sayısı artacağı için elektrik iletkenliği artar. Yalnız burada şeker arkadaşlar elektrik iletkenliği olmadığı için burada mol sayısı artacak, çözünen tanecik sayısı artacak, kaynama noktası artar. Yalnız iletkenlik ise düşer arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar bu konularla ilgili örnek sorularımıza bakalım. 20 derecede 136.8 gram şeker 90 gram suda çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin aynı sıcaklıktaki buhar basıncı kaç milimetre civadır arkadaşlar? Buradan maddenin mol sayısını bulalım. Şekerinkine bakacak olursak 136.8, şekerin MA'sı 342. Buradan da arkadaşlar şeker 0.4 mol çıkar. Suyun molü bulacak olursak en su 90 bölü 18'den arkadaşlar suyunki de 5 mol çıkacaktır.
Hemen P çözelti eşittir. P su çarpı X sudan arkadaşlar. P su burada yanlış vermiş. 13.5 milimetre civa olacak. 13.5 milimetre civa çarpı X su neydi? Suyun mol, molü bölü toplam mol. Toplam mol arkadaşlar 5 artı 5.4'te 0.4'ten 5.4 çıkacak. Buradan da sonucumuz arkadaşlar 12.5 milimetre civa çıkacaktır. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Verilen grafikte ilaçlardan hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım. Bir katı sıvı karışımına aittir. Evet bak 100 derecenin üzerindeki bir sıcakta gerçi kaynamış 100 artı T'de kaynamaya başlamış. Demek ki daha düşük bir sıcaklıkta da madde kaynayacak. Katı sıvı karışımına ait olabilir. Evet karışım tuzlusu ise basınç 1 atmosferden küçüktür. Normalde su 100 derecede kaynarken burada tuzlu su 100 derecede kaynamaya başlamış. Dolayısıyla basıncın daha düşük olması gerekir ki suyun kaynama noktası daha düşük olsun. Bu da doğru. T değeri K çarpı I çarpı M formülü çözeltinin başlangıç değişimi yazılarak hesaplanabilir. Arkadaşlar T değeri değil burada çözeltinin başlangıç değişimi demiş. Bu da çözünen çözünenin molalitesi alınarak yapılır. O yüzden C seçeneği yanlıştır. AC arasında sıvının buhar basıncı dış basıncı eşittir. Evet bu da A noktasında kaynamaya başlıyor. B'de de kaynama noktası sabitleniyor arkadaşlar. Doğru. E seçeneği BC arasında sürekli tuz çöker. Evet bu da kaynamaya başlayınca dolgun hale gelmiştir bu aralıkta. Dolayısıyla tuz çökmeye başlar. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki grafik X sıvısı ve X sıvısına bir katı çözünmesi sonucu oluşan Y çözeltisinin buhar basıncı sıcaklık ilişkisini göstermektedir. Buna göre diyor bu sıvılar hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar sıvıların bulunduğu ortam derin seviyesinde yukarıdadır. Çünkü bakın 0.9 atmosfer basınçta bunlar kaynamaya başlıyor. Dolayısıyla derin seviyesi 1 atmosferde doğrudur. Bakalım B seçeneğine bakalım. Y çözeltisinin derişimi M formündeki iyon sayısı I ve X sıvısının kaynama noktası yükselmesi K olmak üzere B eşittir. K çarpı I çarpı M'den. Arkadaşlar B değil B eksi A demesi lazım. Yani burada farkı vermesi lazım. B dediği için bu seçeneğimiz yanlış olur. Yani B eksi A deseydi olabilirdi. Y çözeltisinin derişimi B dereceden C dereceye kadar artmaktadır demiş. Evet dolgun hale geçiyor. Derişim artıyor. Kaynamaya başlıyor. Doğru. X sıvısının normal basınç kaynama noktası B olabilir demiş. Şimdi normalde 0.9 atmosferde A'dadır arkadaşlar. Hani 1 atmosfer olsaydı örneğin normal basınçta B olabilirdi. Daha yüksek bir sıcakta kaynayabilirdi. Doğrudur. Y çözeltisi C derecede dolgunluğa ulaşmıştır. Evet dolgunluğa ulaşmış. Zaten orada kaynamaya başlamıştır. Kaynamaya başlamış artık durmuş. Çaktık. Başka bir soru arkadaşlar. 0.2 mol sodyum klor çözeltisinin eksi A derecede donduğu ortamda 0.4 mol X çözeltisi eksi 2 A'da donmaktadır. Buna göre maddelerin hangileri doğru olabilir? Bakın hangileri olabilir denmiş. Bunlar arkadaşlar iyon sayısı ilişkisi kurarsak örneğin sodyum klor için baktığımız zaman eksi A eşittir. İşte KD çarpı iyon sayısı arkadaşlar sodyum ve klor 2 iyon çarpı molalite 0.2. X maddesi için bakarsak eksi 2 A'da donmaktadır. Eksi 2 A eşittir. Eksi KD çarpı 0.4 molalmiş. 0.4 iyon sayısını bilmiyoruz. Taraf tarafı oranlarsak arkadaşlar bunları şöyle bir şöyle iki şunlar da gitti. Yani İyon sayısı 1 bölü 2 eşittir. İyon sayısı 2 çıkacak buradan. Aslında 1 bölü i eşittir 2. Yani iyon sayısı 2 olmalıdır. Baktığımız zaman burada K artı Cl. Evet iyon sayısı 2'dir bu olur. Sodyum nitrata baktığımız zaman sodyum artı nitrat eksi iyon sayısı 2'dir. Bu doğrudur. Buraya baktığımız zaman alüminyum artı 3 artı 3 klor eksi. Burada iyon sayısı 4'tür arkadaşlar. Bu olamaz. Doğru seçeneğimiz 1 ve 2. C. Şimdi arkadaşlar çözünürlük konusunu işleyeceğiz. Çözünürlük.
Sabit sıcaklık ve basınç altında birim miktar çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir. Yani birim miktar çözücü genellikle 100 gram su olur arkadaşlar. Sudaki çözünürlük çözünen kütlesi böyle 100 gram su ya da 100 ml su. Genellikle de 100 gram su yazılır şeklinde. Örneğin X katsayısının sudaki çözünürlüğü 100 gram suda 30 gram X'tir şeklinde yazılır arkadaşlar. Bu değer 100 gram suda verilen koşullarda en fazla 30 gram X'in çözülebileceği anlamına gelir. Çözünürlük katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler için ayırt edicidir. Koşullar değişmedikçe bir madde için hep aynı değerde, farklı maddeler için genellikle farklı değerdedir. Bir maddenin çözünürlüğü, sıcaklık, basınç, ortak yön ve cinsine göre değişir. Çözünürlük madde miktarından etkilenmez. Su miktarını 200 gram almamız çözebileceğimiz madde miktarını artırır. Ancak birim miktar yani 100 gram suda çözünürlüğü madde miktarını değiştirmez. Karıştırma tanecik boyutunu küçültme, çözünürlüğü değil çözünme hızını arttırır. Şimdi örnek sorularımıza bakalım arkadaşlar. XY tuzunun 20 derecedeki çözünürlüğü 25 gram XY bölü 100 gram sudur. Buna göre bu tuz hakkında verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şöyle birazcık alan açalım. Şimdi arkadaşlar birinci akımız 20 derece dolgun suyu çözeltisi kütlece 125'liktir. Kütlece yüzde derişimi eşittir. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi 25 gram çözünen madde 100 gram da çözücü yani 125 gram eder. Çarpı 100 arkadaşlar. Sadeleştirirsek 1,5 bu da %20 çıkar. 25'liktir demiş arkadaşlar yanlış. 30 gram 30 derecede 200 gram suda en fazla 50 gram madde çözünür. Şimdi 100 gram su 25 gram madde çözerse 200 gram su 50 gram madde çözer. Yalnız buna sıcaklığı değiştirdiği için çözünürlük etkilenecektir. Dolayısıyla bu seçenek de yanlıştır. 20 derecede 40 gram suya 15 gram XY atılırsa 5 gram çöker. Bakalım. Şimdi 100 gram su arkadaşlar 25 gram XY çözerse 40 gram su A kadar çözer diyelim. Açtır 40 çarpı 25 bölü 100'den sadeleştirsek arkadaşlar sıfırlar gitsin. Şöyle 2 ile sadeleştirirsek 2 ile sadeleştirirsek 5 şundan şunu sayıp 5 gerekiyor. Yani 10 gram XY çözer. 15 gram atılmış. Dolayısıyla 5 gramı çökecek. Doğru seçeneğimiz yalnızca B. Çözünürlük sıcaklık sıklık da yüzde derişim ile karıştırılır. Çözünürlük maksimum çözünme sınırıdır. Bu nedenle sadece doygun çözeltide hesaplanabilir. Yüzde değişim ise istenen çözelti için hesaplanabilir. Çözünürlük 100 gram suya göre hesaplanır. Yüzde değişim ise 100 gram çözeltiye göre. Yani çözünürlüğü 25 gram bölü 100 gram su ise 100 gram su ve 25 gram madde çözebiliriz. Kütlece %25'lik çözelti ise 75 gram su 25 gram madde çözünür. Yani burada arkadaşlar çözünürlük de kütlece yüzde değişimi karıştırmamak lazım. Bu önemli. Başka bir sorumuz. Çözünürlük hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genellikle 100 gram suda çözünebilen madde miktarı olarak ifade edilir. Doğru. Sıcaklık maddenin çözünürlüğü değiştirir. Evet. Artabilir de azalabilir de. Farklı maddelerin çözünürlüğü genellikle farklıdır. Evet. Çözünürlük ayırt edici bir özellikti. Toz şekerin çözünürlüğü aynı şartlarda küp şekerden daha fazla. Arkadaşlar burada çözünürlüğü temas yönünü değiştirmeniz burada çözünürlüğü etki etmez. Dolayısıyla sadece çözünürlüğü hızını etkiler. Yanlış olan seçenek D seçeneğidir. Benzer maddeler birbirlerine daha iyi çözerler. Evet yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise apolar çözücülerde iyi çözünür. Şimdi arkadaşlar çözünürlüğü etki eden faktörlere bakalım. 1. Basınç. Basınç sadece gazların çözünürlüğü etki eder. Katı ve sıvıların çözünürlüğü basınçtan etkilenmez. Dolayısıyla arkadaşlar grafiklerde çözünürlük sıcaklık grafikten katı ve sıvıların ki doğrusal düz bir çizgidir. Gazların çözünürlüğü ise basınç arttıkça artar. Burası önemli arkadaşlar. Gazlı içeceklerin basınçlı şişelerde saklanması, dalgıçların vurgun yemesi, gazların çözünürlüğün basınçla doğru orantılı olmasıyla ilgilidir. İkinci olarak da maddenin cinsi. Molekül yapısı benzer maddeler birbiri içerisinde iyi çözünür. Benzer benzeri çözer yani. Örneğin polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. Yani polar polara, apolar apolara çözer. İyonik bileşikler polar çözücülerde iyi çözünür.
Moleküllerin benzerlik düzeyi arttıkça çözünürlük arttığı için hidrojen bağı içeren maddeler polar maddeleri çözer. Ancak hidrojen bağı taşıyan maddeleri daha iyi çözer. Ortak iyon etkisi ise arkadaşlar, çözdüğünüz madde ile çözdüğünüz ortam arasında var olan ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Örneğin sodyum klor için 1 molar potasyum kloru çözeltisinde 1 molar şekerli çözeltisinde 1 molar şekerli suya göre daha az çözünür. Şeker ve sodyum klor arasında ortak iyon yokken potasyum klor ve sodyum klor arasında klor iyonları ortaktır. Şimdi arkadaşlar çözünürlükle ilgili örnek sorularımıza bakalım. X maddesinin 20 derece sıcaklık ve çeşitli basınç değerlerinde sudaki çözünürlüğü yukarıda verilmiştir. Buna göre X maddesi hakkında verilen aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Bakalım. 20 derecede 1 atmosfer basınçta, 1 atmosfer basınçına bakacağız arkadaşlar. 200 gram suda en fazla 40 gram X çözebilir. Evet, 100 gram su 20 gram madde çözerse 200 gram su 40 gram madde çözer. Bu doğrudur. Bir sonraki seçeneğimiz X'in oda koşullarındaki fiziksel hali gazdır. Şimdi baktığınızda basınç arttıkça arkadaşlar ne yapıyor? Çözünürlük artmış. 20 gramdan 30 grama çıkmış. Dolayısıyla gazların çözünürlüğü basınçla etkileniyor. Bu doğrudur. C şıkkına bakalım. 20 derece sıcaklık ve 2 atmosfer basınç altında 50 gram su ve 10 gram X ile hazırlanan çözelti doymamıştır. Bakalım 2 atmosferde arkadaşlar 100 gram su 30 gram madde çözer. 50 gram su ise 15 gram madde çözer. Burada 10 gram demiş. Evet, 5 gram daha çözebilir. Doymamıştır. Doğrudur. 20 derece sıcaklık ve 3 atmosfer basınç altında 100 gram su ve 30 gram X ile hazırlanan çözelti doymamıştır. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça çözünürlük artacak. Şimdi 100 gram su 30 gram madde çözüyor 2 atmosferde. 3 atmosferde daha çok madde çözer. Yani 30'dan fazla çözecektir. Dolayısıyla çözelti doymamış. Yani kapasitesini artırıyorsun. Bu da doğrudur. Burada maddenin gaz olması önemli arkadaşlar. 20 derece sıcaklık ve 0.5 atmosfer basınç altında 100 gram suda 20 gramdan daha fazla madde daha fazla X çözünür denmiş. Arkadaşlar basınç azaldıkça bu maddenin çözünürlüğü de azalacaktır. Artmayacaktır. Çünkü gaz olduğu için dolayısıyla yanlış seçeneğimiz E seçeneğidir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Sodyum klor tuzunun aynı sıcaklık ve basınç altında yukarıdaki sıvılarda olan çözünürlüğü hangi seçenekte doğru olarak kıyaslanmıştır? Bakalım. Sodyum bromürün arkadaşlar. Şimdi ortak iyon olarak bakın. 1'de brom var 1 mol. 2'de ise 2 mol brom var. Dolayısıyla ortak iyon çözünürlüğü azaltacağından iki seçeneğimiz arkadaşlar en düşük olacaktır. O yüzden A, B, C seçenekleri gitti. Diğerine baksam burada arkadaşlar şeker ortak iyon yoktur burada. O yüzden çözünürlüğü etkilemez. Saf sudaki çözünürlüğüyle aynı çıkar. Yani 3 O4 birbirine eşit çıkar. 1 ve 2'de de 2'nin iyon sayısı, brom iyon sayısı fazla olduğu için buradaki çözünürlüğü en az olur. Dolayısıyla 3, 4 birbirine eşit. Büyüktür 1, büyüktür 2 şeklinde. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Dördüncü olarak çözünürlüğü etkileyen faktörlerden sıcaklığa bakalım şimdi arkadaşlar. Sıcaklık, çözünürlüğe sıcaklığın etkisi maddenin çözünme tepkimesine bağlı olarak değişir. Çözünürken ısı alan endotermik çözünen maddelerin çözünürlüğü sıcaklıkla doğru, egzotermik çözünen maddelerin çözünürlüğü ise sıcaklıkla ters orantılıdır arkadaşlar. Burası önemli. Katı ve sıvılar genel olarak endotermik çözünürken bir gazın bir sıcaklık çözünmesi daima egzotermiktir. Buraya dikkat edelim. Şimdi grafiğe baktığımızda çözünürlük sıcaklık grafiğine arkadaşlar bakın endotermik maddelerde katı sıvı olabilir ama gaz olamaz. Gazdan çünkü çözünürlük sıcaklık azalıyor. Sıcaklık arttıkça azalır. Egzotermik maddelerde ise çözünürlük yani bu madde katı da olabilir, sıvı da olabilir, gaz da olabilir. Buraya dikkat edelim. Yani bu da maddenin cinsi önemli arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili örnek sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz. Sodyum klor tuzunun 10 derece ve 60 derece çözünürlükler aşağıda verilmiştir. Buna göre sodyum klor tuzunu 60 derecede hazırlanan 700 gram çözeltisi 10 dereceye soğutulursa kaç gram sodyum klor dibe çöker? Şimdi bakalım arkadaşlar 60 derecede hazırlanan 700 gram çözelti. 60 derecede bizim toplam çözeltimiz 175 gram.
Yani 175 gram çözeltide. Şunu birazcık küçültelim arkadaşlar. Alan açalım. Şimdi şu ikinci durum için bakalım, 60 derece için. 175 gram çözeltide 75 gram madde çözünürse 700 gram çözeltide x deriz arkadaşlar. Buradan ne kadar madde çözüldüğünü hesaplayabiliriz. X eşittir 700 çarpı 75 bölü 175'ten. X buradan arkadaşlar 300 gram katı madde çıkar. Yani 300 gramı katı madde, 400 gram o halde su vardır. Şimdi elimizde şu anda 400 gram su ve 300 gram ise katı maddemiz var. Bu 10 dereceye soğutulsa kaç gram sodyum klorür çöker demiş. Şimdi 10 derece için bakalım. 10 derecede 100 gram su 40 gram madde çözer ise, 100 gram su 40 gram X çözer ise diyelim, ya da sodyum klorür çözer ise, 300 gram su arkadaşlar kaç gram madde çözer? 3 katı. Dolayısıyla 120 gram sodyum klorür çözünür. Elimizde 300 gram katı madde vardı 60 derecede, ama 10 derecede bu 400 gram suyumuz 120 gram sodyum klorür çözer. O halde 360 eksi 120, pardon, 300 eksi 120 arkadaşlar. Buradan da, pardon yanlış yaptım, 160 gram olacaktı şurası. Eksi 160, 140 gram sodyum klorür çöker arkadaşlar. Sonraki sorumuz. Şimdi arkadaşlar, X maddesinin T diyecek doygun su çözeltisi kütlece %20'likmiş. Buna göre X maddesiyle ilgili hızını aşağı çözeltinin hangisi doygunları getirmek için daha az madde ilave etmemiz gerekir. Bakalım. Şimdi kütlece %20'lik olduğu için arkadaşlar şunu şöyle düşünebiliriz. Yani 100 gram çözelti varsa 20 gramı katı maddedir. O halde 80 gram sudur. Yani 80 gram su 20 gram X maddesini çözüyor. Buna göre bakalım arkadaşlar. O halde 40 gram su 10 gram X çözer burada. 5 grama daha ihtiyaç vardır. 60 gram su ise 15 gram çözer. Yani 80'i 20 ise 60'ı 15'tir. 80 zaten burada 24 grama ihtiyaç var. Burada daha fazla. 200 gram su, 80 gram su 20 gram X çözerse 200 gram su arkadaşlar 45 gram X çözer. 2 grama ihtiyaç var. 100 gram su da 25 gram X çözer. O halde en az ihtiyaç duyduğumuz C seçeneği, burada 2 gram X'e ihtiyaç vardır. Sonraki sorumuz. 20 derecede 80 gram suda en fazla 12 gram potasyum nitrat tuzu çözünüyor. Buna göre potasyum nitratın 25 derece çözünürlüğü kaç gram bölü sudur? Şimdi 80 gram su 12 gram madde çözünüyorsa, çözerse çözünürlüğü 80 bölü 12 gram bölü 80 gram sudur. Çözünürlüğü 25 derece çözünürlüğü kaç, 100 gram su için düşündüğümüz zaman, şimdi 80 gram su arkadaşlar 12 gram madde çözerse 12 gram, pardon şuraya, 100 gram su x deriz arkadaşlar. Buradan x eşittir 100 çarpı 12 bölü 80'den %15 çıkar. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. T derecede 20 gram su 2 gram Y ile hazırlanan çözeltiyi de uygun hale getirmek için 4 gram daha Y gerekiyor. Buna göre Y maddesinin çözünürlüğü nedir? Yani 20 gram su toplamda arkadaşlar 6 gram madde çözüyor. 20 gram su 6 gram Y çözerse çözünü 100 gram suya göre alınır. 100 gram su A gram madde çözsün. Hani Y çözsün. A eşittir 100 çarpı 60 bölü 20. Buradan arkadaşlar 30 çıkar. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde kimyasal tepkimelerde enerji ünitesini işleyeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.